Diploma sahibi insanların %70'i kendi işini yapmıyor. Hayalindeki mesleğin filmini izle. Hedefini seç, kariyerini planla. Çünkü ülkenin geleceği sensin. Meslek sahipleri nasıl çalışıyor? Pratik uygulamalar. Başarı için ödenen bedeller. Kariyer rehberi. Her hafta farklı bir kariyer hikayesi. Hemşire Selma Şahin. 1993 Samsun doğumlu, Sinop Üniversitesi Hemşirelik Bölümü 2018 mezunu. Mezun olduktan sonra memleketi olan Samsun'da mesleğini icra etmek için birçok kuruma iş başvurusunda bulunur. Yeni mezun olduğundan dolayı olumlu cevaplar alamaz. Araştırmalarına devam ederken Eskişehir'de hemşire alımları olacağı bilgisini alır ve yeni bir başvuru için Eskişehir'e gelir. Başvuruları olumsuz sonuçlanır. Mesleğine olan aşkıyla yılmayan Selma Şahin, her şeye sıfırdan başlama kararı alır. Tanımadığı, çevresinin olmadığı Eskişehir'de kimseye bağlı kalmaksızın kendi sağlık kabinini açar ve sağlık hizmeti vermeye başlar. Kısa zamanda herkesin sevgisini ve saygısını kazanan Selma Şahin, sosyal sermayeden en iyi şekilde yararlanmayı bilerek pozitif enerjisiyle yeni bir şehirde yeni bir hayat kurar. Genç hemşiremiz, günün her saatinde ihtiyacı olan hastalarına şehir trafiğine aldırış etmeksizin bisikletiyle derman olmaya giderek sağlık hizmetlerini vermeye devam etmektedir. Aynı zamanda profesyonel bilardo sporcusu olan Selma Şahin, bu haftaki kariyer rehberi konuğumuz. Selma Hanım, merhabalar. Merhabalar. Neden sağlık kabini? Ben de diğer hemşire arkadaşlarımız gibi özel sektör ya da kamuda hizmet vererek çalışabilirdim. Ama sağlık kabinine yöneldim. Hastane ortamının psikolojisinden tamamen uzak, iletişim kurma açısından daha sağlıklı olabileceğini düşündüğüm için tamamen kendi isteğimle böyle bir yer açmayı planladım. Bu tabii ki hastalar açısından da hoşnut olunan bir durum. Çünkü Eskişehir'de gerçekten bu tarz hizmetlere önem veriliyor. Ve bu pandemi sürecinde de gerçekten ihtiyaç olunan bir sektör haline geldi. Hastane ortamından uzak ve evinizde bir sağlık hizmeti alıyorsunuz. Bunlar da insanın tabii ki de hoşuna gidiyor. Aynı şekilde bizler de tamamen hastane psikolojisinin azaldığı bir durumda sağlıklı bir şekilde insanlara hizmet veriyoruz. Bu hizmetler neler? Onlara bahsedelim biraz. Öncelikle enjeksiyon, pansuman, sonda, şeker ölçümü, tansiyon ölçme, gebelik testi, bunlara ek olarak kulak yıkama, kulak delme. Yani hastanede bütün hemşirelik hizmetlerini biz evde vermeyi amaçlıyoruz. Eksiklerimiz olduğunda bunları takviye olarak tamamlamaya çalışıyoruz. Hayalinizdeki kariyer neydi? Hayalimdeki kariyer iç mimarlıktı. Daha sonra ablamın hemşire oluşu ve babamın yönlendirmesiyle hemşirelik mesleğine geldim. Sağ olsun babam böyle ısrarcı bir tavırla yönlendirme yapmadı ama yine hemşireliğin güzelliklerinden ve bulunduğu konumdan bahsederek beni oraya yönlendirdi. Ama ben ablamın olumsuzluklarından dolayı özel sektörde çalışıyordu. İşte yorgun geliyordu eve. Bizimle pek zaman geçiremiyordu. Biraz da psikolojikmen gergin ve sinirli olabiliyordu. Hemşirelik hastane ortamında çok güçlü bir psikoloji gerektiriyordu. O yüzden biraz uzaklaşmıştım hemşirelikten. Ama daha sonraları sokakta epilepsi nöbeti geçiren hastalarla karşılaşmam, kalp krizi geçiren hastalarla karşılaştıktan sonra ben dedim işte bu mesleği yapmalıyım. Çünkü insanların bana ihtiyacı var gibi düşündüm. Çünkü her bireyin bence kendini ilk yardım konusunda geliştirmesi gerekiyor. Hemşirelik de o yüzden kutsal bir meslek olarak görüyorum ve seçen kişiler çok şanslı olmalı. Hemşirelik nedir? Hemşirelik kelime kökünü olarak ele alacaksak kız kardeş anlamına geliyor. Mesleki olarak da hemşirelik bireyin, ailenin ve toplumun sağlığını ve esenliğini koruma, geliştirme ve sağlık hastalık halinde iyileştirmesi amacına yönelik hemşirelik hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, uygulanması, değerlendirilmesi ve bu hizmetlerin yerine getirecek kişilerin eğitiminden sorumlu bilim ve sanattan oluşan sağlık disiplinidir. Hemşire kime denir? Hemşirelik bölümü mezunu kriterlerini karşılamış ve diploması bakanlıkça onaylanmış kişilere hemşire denir.
Mesleğiniz zor mu? Zorlandığınız anlar oluyor mu? Tabii ki hemşirelik başlı başına zor bir meslek. Özellikle işinizi sevmiyorsanız. Bütün mesleklerde olduğu gibi işinizi severek yapmanız gerekiyor. Bu dünyadaki en büyük acılardan biri olan ölümle hiç ummadığınız zamanda karşı karşıya kalabiliyorsunuz. Hastalarınız sizden hastalığıyla ilgili birçok şey bekleyebiliyor. Çaresiz kaldığınız zamanlar olabiliyor. Elinizden hiçbir şey gelmediği zamanlar olabiliyor. Ve olumsuz gidişatı da olumluymuş gibi göstermeniz gerekebiliyor. Bu meslekte hep güçlü ve gülücükler saçmak durumunda kalabiliyorsunuz. Hemşireler nerelerde çalışabilir? Hemşireler özel ve kamu hastanelerinin tüm servislerinde çalışabilir. Ayrıca yeni yönetmeliklerde, okullarda, revirlerde yani ve benim yaptığım gibi özel sağlık kabinleri açarak hizmet verebilirler. Mesleğiniz aile olmaya, evliliğe engel mi? Toplumda hemşirelikle mesleği evlilikte başarılı değil gibi bir algı var. Tabii ki de her meslekte olduğu gibi hemşirelik de evlilikleri sıkıntılı olan bir meslek. Gerek hastane psikolojisi, gerek aileyle hastaneyi birleştirme konusunda tabii ki de sıkıntılar yaşanıyor. Ama birçok meslektaşımız gayet mutlu bir şekilde aile olmayı devam ettirebiliyor. Hemşirelik eğitimi ne kadar sürüyor? Eğitim esnasında öğrenciler kendini nasıl geliştirmeli? Hemşirelik eğitimi temelde 4 yıllık. Yani 8 dönemlik bir eğitim süresi veriliyor öğrencilere. Hazırlık bölümümüz var ise 5 yıllık bir eğitim gözden çıkarmanız gerekebiliyor. Bölümü erken bitirmek mümkün tabii ama kredilerimiz fazla olduğu için biraz zorlanabiliyor bu konularda. Öğrencilik esnasında sosyal sermayeden kesinlikle yararlanmaları gerekiyor öğrencilerin. Uzman hemşirelerin yanından hiç ayrılmamaları gerekiyor. Bu bizim hastane stajlarımızda yaptığımız zorluk çektiğimiz kısımlardan birisiydi. Hemşirelerin peşinden hiç ayrılmazdık mesela. Bu da tabii fazlaca uygulama yaparak kendilerini geliştirmelerine katkı sağlıyor. Bu bölümü okurken hangi dersleri alıyorsunuz? Hemşirelik bölümüne başladığınızda yaklaşık 8 dönemde 50 ile 100 ders arasında bir ders almanız gerekiyor. Bu da okulunuzda ders başına verdiği ve biçtiği kredi oranına göre değişiyor doğal olarak. 8 dönem sonunda tamamlanması gereken kredi sayısı 240 civarında oluyor. Hemşirelik kariyer fırsatları nelerdir? Hemşireler çok farklı kariyer fırsatlarına sahiptirler. İlginç bir örnek vermek gerekirse uzay hemşireliği bunlardan bir tanesidir. Sadece ilginç çalışma alanları değil tabii ki. Yurt dışında da girişimci hemşireler kendi şirketlerini kurabiliyorlar. Ayrıca büyük şirketler de aynı şekilde Apple, Microsoft ve Google. Hemşireler de önemli bir pozisyonda çalışabiliyorlar. Bu konuda düşünmeniz gereken sadece hemşire olmadığınızdır. Siz bir sağlık sektöründe her yönüyle değişimi koklayabilen ve bu değişime rol alabilen bir aktörsünüz. Devlet üniversitesi mi, özel üniversite mi? Özel üniversitelerde eğitimin devlet üniversitelerine nazaran daha geride olduğunu düşünüyorum açıkçası. Aile bütçesini de göz önünde bulundurursak, şimdilik devlet üniversitelerinden vazgeçilmemeli bence. Hemşireler aylık ne kadar kazanıyor? Hemşireler çalıştığı yere ve bulunduğu konuma göre asgari ücretten başlıyor. Hastanenin döner sermayesi ve ek olarak tuttuğu nöbetlerle birlikte 8-8,5 civarı kazanç sağlayabiliyorlar. Bu bölümü kendi hastanesi olan üniversitelerde okumak daha mı faydalı olur? Tabii ki de faydalı oluyor. Bol bol uygulama ve pratik açısından. Ayrıca sosyal sermayeden de çok fazlaca yararlanma güzel olacaktır. Özel sektör mü? Kamu hastanesi mi? Tabii ki de kamuyu tercih etmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani ben kendi açımdan sağlık kabini projemi hayata geçirmeseydim, kamu hastanesinde çalışmak için bütün şartları zorlardım diyebilirim. Hemşirenin sahip olması gereken özellikler. İyi bir hemşire olmak için bazı özelliklere sahip olmak gerekiyor tabii ki de. Bunların başında iletişim becerikleri, duygusal kararlılık, empati. Empati zaman zaman hastayla kurmamamız gereken bir özellik. Aslında yeri geldiğinde kullanmamız gerekiyor. Esneklik, fedakarlık, detaylara dikkat etmek, mükemmeliyetçilik ve problemleri çözme becerileri. Bu da oldukça önemli bir madde. Onurlu ve dürüst davranış.
Mesleki laboratuvar olmayan üniversitelerde gerekli eğitim alınabilir mi? Güzel bir soru. Ben devlet üniversitesinde okudum. Laboratuvar imkanımız kısıtlıydı tabii ki. Yine de hocalarımız bilgileriyle, kısıtlı imkanlarla elinden geleni bize sağladılar. Buradan da teşekkürlerimi sunuyorum hepsine teker teker. Bizi bugünlere getirdiler sağ olsunlar. Şimdi ise bazı üniversitelerde üst düzeyde hani görmediğimiz imkanlar, teknoloji ve donatılmış mesleki beceriler ön planda ve gerçekten donanımlı bir laboratuvarla öğrenciler yetiştiriliyor. Bu öğrencilerin özellikle uygulama alanlarını detaylı bir şekilde görüp o şekilde gitmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü bizim işimiz uygulamalı bir şekilde olduğu için bu alandan tamamen kendilerini geliştirip mezun olmaları önemli. Hemşirelik bölümü akademik kadrosuna dikkat edilmeli. Ülkemizde hemşire akademisyen sıkıntısı bulunuyor. Bunların daha önemlisi olan diğer bir sıkıntısı da kaliteli hemşire akademisyen sıkıntısı. Bu durumu aşmak için uzun bir zaman alacak. Her zaman olduğu gibi. Bu nedenle bazen derslerin ders saat ücretini akademisyenler farklı bölümlerin hocaları girebiliyor. Bu konuda da size önerim, eğer gerçekten hemşirelik kadrosunun hemşirelik çıkışlı akademisyenler olmasına özen göstermeniz gerekiyor. Hemşirelik uzmanlık alanları nelerdir? İlk önce hemşirelik esaslarıyla başlıyoruz. Daha sonra iç hastalıkları, cerrahi hastalıklar, kadın sağlığı ve hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, ruh sağlığı ve hastalıkları, halk sağlığı, hemşirelikte yönetim ve hemşirelikte öğretim olarak devam ediyor. Hemşirelikte yüksek lisans ve doktora yapılabilir mi? Tabii ki de yapılabiliyor. ALES'ten 70 puan ve üzeri aldığınızda, YDS'den de aynı şekilde en az 50 puan alırsanız hemşirelikte yüksek lisans ve doktora bölümlerine başvuru hakkını kazanabiliyorsunuz. Tabii bu bilim sınavı ve mülakat durumlarını da unutmamak gerekiyor. Hemşireliğin geleceği hakkında neler söylemek istersiniz? Hemşirelik insanın olduğu her yerdedir. Bu mesleğin geleceği parlak ve önü açık. Her daim gelişerek ve kendini yenileyerek hemşirelik gelecekte de aynı şekilde artan teknoloji ve insanlara sunulan gözde hizmetlerle birlikte bu meslekte güzel bir yerlere gelecektir. Hemşireler ortalama haftada kaç saat çalışmaktadır? Hemşireler genelde haftalık olarak çalışma saatleri tabii ki sektörden sektöre değişiyor. Devlet kurumlarında haftada ortalama 40 saat çalışan bir hemşire özel sektörde çok fazla yoğun bir şekilde çalışmak durumunda kalabiliyor. Hazırlık sınıfı olan üniversite tercih edilmeli mi? Bence tercih edilmeli. Kendini geliştiren insan her zaman bir adım öndedir. Yurt dışında çalışma imkanı var mı? Varsa maaş konusu nasıl? Hemşirelerin yurt dışında tabii ki de çalışma imkanları oldukça fazla. Lisans ve iyi derecede İngilizce bilmeniz durumunda Amerika'da da çalışabilirsiniz. Bir köşe yazısında okumuştum. 7000 dolardan maaş alan Türk hemşiresi Amerika'da çalışıyor. Hemşirelik bölümünde kız erkek oranları nasıldır? Ben kendi yaşadığım tecrübelerden ve şu anki konumu kıyaslayacak olursak benim 100 kişilik bir sınıfta %25'i erkekti. Ama günümüzde erkek hemşireler oldukça çoğaldı. Şu an neredeyse eşit oranda ilerliyor. Siz iyi davrandıkça hasta yakınları ve hastaların talepleri artıyor mu? Mesleki ilişkiyi kurduğunuz sürece bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Doktor, hasta ve hemşire dik üçgeni diye bir meşhur durum var. Bu konuyu açar mısınız? Yani bu her meslek grubunda var. Bu üçgen bizim mesleğimizde de biraz daha fazla konuşuluyor tabii. Her iki tarafta da bir diyalog kurmak durumunda kalıyorsunuz. Bu usta, çırak ve kalfa ilişkisi var sanırım. Biraz daha öyle görebiliriz. Hasta yakınları hastadan çok daha fazla mı yoruyor? Herkesi memnun etmeniz imkansız tabii ki. İşinizi ne kadar severek de yapsanız, iyi ve özenle yapmanız, dolayısıyla çalışsanız da hep daha fazla bir beklenti içerisinde oluyor insanlar. Ve bu da karşı taraftan hep daha fazlası oluşuyor. Yani bunun da dengesini iyi kurmak gerekiyor bence. Yakın çevreniz sizi ilaç deposu gibi görüyor mu? Bir sağlık problemi olduklarında tabii ki direkt iletişime geçebiliyorlar. Özellikle sağlık kabini işlettiğim için bununla çok sık karşılaşabiliyorum. Ama bunun dışında tabii ki de bilinçsiz ilaç kullanımın önüne geçmek için onları doğru bir şekilde yönlendiriyoruz.
bize özel yaşantısını anlatıyor mu? Bu her hemşirenin sık sık karşılaştığı bir diyalog oluyor tabii ki de. Çünkü insanlar genelde size en hassas noktalarıyla geliyorlar ve siz de genelde sıcak ve samimi buldukları için içlerini dökme ve dertlerini anlatma durumlarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Hastalar sizi diğer sağlık çalışanlarına veya meslektaşlarınıza şikayet ediyor mu? Tabii bu diğer mesleklerle de alakalı olarak bu meslekte de bu sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Özellikle de yaşadığımız bu zorlu süreçlerden dolayı da çok yoğun geçiyor. Tempolu bir hayatımız oluyor hemşireler olarak. Bundan dolayı da kimse dört dörtlük olamıyor. Yani ne kadar olsa da biz de insanız. Aksaklıklar yaşayabiliyoruz. İlla oluyordur şikayet olayları, daha memnuniyet, daha çok şey beklenti. Bu durumla da karşı karşıya gelebiliyoruz. Bu bölümün eğitimini alacak veya almakta olan arkadaşlara tavsiyeleriniz? Bu meslek insanların en derin noktalarına hitap eden bir meslek. Ve işinizi severek ve isteyerek yapmanız lazım. Ve gerçekten böyle yapın lütfen. Çünkü şakaya gelmiyor maalesef. Hayatınızda olumlu özelliklere katabileceğiniz bir meslekle karşı karşıyasınız. Ve bu yolda devam ederseniz bilin ki çok şanslısınız. Mesleğinizin geleceği hakkında neler söylemek istersiniz? Hemşirelik insanın olduğu her yerdedir. Bu mesleğin geleceği de gerçekten parlak ve önü açıktır. Her daim gelişerek ve kendini yenileyerek hemşirelik gelecekte hızla artan teknolojiyle birlikte insanlara sunulan en gözde mesleklerden biri olacaktır. Bu bölümü okuyacak gençlerimiz hazırlık sınıfı olan üniversiteyi mi tercih etmeliler? Bence tercih etmeliler çünkü kendini geliştiren insan her zaman ön plandadır. Son olarak neler söylemek istersiniz? Konfüçyüs'ün sözüyle bitirmek istiyorum. Her ne iş yaparsanız severek yapın. İşinizi severek yaptığınızda hayatınız boyunca işe gitmek zorunda kalmayacaksınız.